Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi İngiltere'de de hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gelinen bu süreçte hükümetler bir dizi normalleşmek için önlemler alıyorlar. Doktor Sforri Kliniği'nde görevli iç hastalıkları uzmanı Doktor Akan Afe programımızın konuğu oldu ve Johnson hükümetinin bu süreçte uygulamaya koyduğu kararları değerlendirdi. Yeni bir kapanma gelecek mi? Bizleri neler bekliyor? İşte bu soruların cevabını kendisine sorduk. Doktor Sforri Kliniği'ne geldik efendim. İç hastalıkları uzmanı Doktor Akan Efe bu hafta bizlere gündemi değerlendirecek. Özellikle Covid-19 kış senaryosu, İngiltere'de hükümetin planlaması ne şekilde ilerliyor, bizi neler bekliyor, bu konuları konuşacağız. Tabii ki hocam isterseniz önce kış eylem planıyla başlayalım değil mi? Şu anda son durum nedir? Şu anda son durum Johnson hükümetinin aldığı kararlar doğrultusunda iki plan kararlaştırılmıştır. Evet. Bunlardan bir tanesi A planı, diğeri B planıdır. Evet. Ama öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki bu planlarda kesinlikle lockdown'a, kapanmaya gidilmeyecek diye bir protokol var orada. Bundan sonra bizi kapanma beklemiyor diyorsun. Beklemiyor. İnşallah da kapanma olmaz. Ama bulgular biraz daha kötüye gidiyor şu anda. Rakamlar yükseliyor değil mi hocam? Rakamlar yükseliyor. Peki bu A ve B planı ne şekilde, yani alternatif olarak mı uygulanacak olan planlar? Şimdi, şu anda bu plan uygulanmak üzere. A planına göre kesinlikle şahıslara PCR testleri uygulanacak. Uygulandığı zaman da pozitif olanlar gözlerim altında tutulacak. Bu seyahat için mi bahsediyorsunuz? Seyahat için veya yaşayanlar için aynı zamanda. Covid virüsünün kapanlara da kesinlikle karantina uygulanması yapılacak. Onlar da izlenecek. İş yerlerinde kesinlikle NHS'in verdiği aşı pasaportlarına iş yeri tarafından kontrol edilmesi istenecek. Ve haftanın belirli günlerine de bu şahısların, çalışanların PCR testlerinin yapılması ve kontrol edilmesi istenecek. Bu A planı. B planı da NHS'in yükünün azaltılmasıyla ilgili yapılan bir planıdır. Ki bu A plana göre daha sıkı bir plandır. Bu plana göre kesinlikle karantina uygulaması olacak. Mümkün olduğu kadar aşı pasaportu herkesin çıkartması gerekecek. Ve iş yerleri kesinlikle bu şahısları izleyecek. Ve şahısların kesinlikle maske takması zorunlu olacak. Bu her iki planda hükümet tarafından yapılması beklenen planlar diyorsunuz. Peki şimdi aşı pasaportu deyince daha önceden hükümetin vermiş olduğu bir karar vardı. O ne durumda? Özellikle gece kulüplerine işte aşı pasaportuyla PCR testiyle girilmesi gibi şu anki durum nedir bu noktada? Gece kulüplerine şu andaki bu durumdan bir adım geri atılmıştır. A ve B planı uygulamaya gireceği için. Şu anda öyle bir durum yok yani, söz konusu değil şu anda. Evet. Peki şu an aşı durumu nedir hocam bu ülkede? Şimdi bilindiği gibi ülkede tüm herkese 5 milyon kişi hariç herkese aşı yapıldı. Evet. 5 milyon kişi şu anda aşısız. Yapılan her iki aşıda da görülmüştür ki aşılardan sonra antikor oranlarına belirli bir süreden sonra düşmeye başlandı. Şimdi AstraZeneca'nın her iki aşısını yaptıktan sonra bağışıklık başarı oranı %70-75 iken Moderna'da %90'dı. Pfizer-BioNTech'te de %95 civarındaydı. Fakat her 3 aşıyı da yaptıktan sonra, çift doz aşı yaptıktan sonra antikorlarda 1-2 aydan sonra bir düşme başlandı. Tabii diğer varyantlar da ortaya çıktığı için şimdi 3. bir de doz destek aşısına geçilmesi gerekir diye bu konuyla ilgili bir protokol hazırlandı. 3. aşı bizi destek bekliyor aşı diyorsunuz. Evet. Yani. 3. aşı bekleniyor şu anda. O da bu hafta içerisinde başlanacak. Hocam bu 3. aşı uygulaması kimlere yapılacak? Kaç kişiye uygulanması bekleniyor? Şimdi bu aşı en az şu anda hedef 30 milyon kişi. Yine yaşlılardan başlanılacak herhalde. 50 yaş üzerindekilere başlanacak. İkincisi sağlıkta çalışan sağlık görevlileri, doktorlar, hemşireler, nurse'ler,
bakım evlerinde çalışanlar yapılacak. Genç olup da 50 yaşından genç olup da immün sistemi düşük olan, hastalığa yakalanma riski yüksek olanlara da bu üçüncü destek aşı yapılacak. Ayrıca aynı evde yaşayan herhangi bir ailenin ferdinde COVID varsa, geçirmekteyse aile fertlerinin de korunması için üçüncü doz destek aşısı onlara da 50 yaşın altında da olsalar yapılacak. Peki bu ikinci aşıdan kaç ay sonra yapılması planlanıyor? Bu ikinci aşıdan 6 ay sonra yapılacak. Yani ikinci aşısını olan kişi 6 ay sonra üçüncü aşısını olabilecek. Niye sadece Pfizer-BioNTech aşısı uygulanıyor? Diğer aşılar niye uygulanmıyor sizce? Şimdi Pfizer-BioNTech'in her iki aşısı yapıldığı zaman etkinlik oranı %95 civarında. Moderna'nın %90 civarında. AstraZeneca'nın her iki aşısını yaptığımız zaman etkinlik oranı %70-75 civarında olduğu görülmüştü. Bunu bilim adamları da daha önceden açıklamışlardı. Fakat sonradan araya giren Delta virüsü, Delta varyantı ve diğer varyantlara karşı diğer aşıların etkinliğinin daha az olduğu görüldü, belirtildi. Pfizer'in daha üstün olduğu tespit edildikten sonra bu karar alındı. Ama öyle insanlar vardır ki mesela Pfizer-BioNTech'e ve hatta Moderna'ya karşı alerjisi olabilir, daha önce yapmış alerjik reaksiyonlar olmuştur. O zaman Pfizer'e alerjisi varsa Moderna'da yapılabilir veya her ikisine karşı alerji varsa AstraZeneca'da yapılabilir üçüncü destek aşı olarak. Harika, böyle bir uygulamada olabilir diyorsunuz. Peki şu anda hastanelerdeki durum nedir? Özellikle neler yaşanıyor? Şu anda hastanelerde günlük COVID yatış sayısı 750'dir. Yüksek bir rakam değil mi? Şimdi bu geçmiş yıla göre kıyaslarsak düşük bir rakam. Ama şu andaki duruma göre bence yüksektir. Çünkü aşılar, birçok kişi aşı olmasına rağmen bu rakamların yüksek olması neyi gösteriyor? Şimdi bu aşı, bu rakamların yüksek olmasının en büyük nedenlerinin bir tanesi Mart ve Mayıs ayları içinde seyahat eden, yurt dışından gelen yolcuların içerisinden en az 300 bin kişi karantina kurallarına uymamıştır. Gümrüklerde bunlar tam olarak bakılmamıştır. Gözden de kaçmış olabilir veya kalabalığa denk gelmiştir. Şu anda İçişleri Bakanlığı'na, müfettişlere bununla ilgili uyarılar yapılmakta, ihbarlar yapılmakta. Ve şu anda İçişleri Bakanlığı evlere şüpheli olan şahıslara, karantina uymayan kişilere belirli temsilciler evlerine gönderecektir. Evet, bunun üzerinde de hükümet çalışıyor diyorsunuz. Peki özellikle şu an bizi izleyen izleyicilerimize sizin tavsiyeniz nedir özellikle bu dönemde? Benim şu anda izleyicilere söyleyeceğim tek şey her zaman için hijyen kurallarına uyulması lazım. Maskenin takılması lazım. Ellerimizi her zaman yıkamamız lazım. Elimizi yüzümüze, gözümüze, burnumuza götürmememiz lazım. Herhangi bir alışveriş yaptığımız zaman, eve geldiğimiz zaman alışveriş yaptığımız ne olursa olsun silebileceklerimizi sileceğiz, yıkayabileceklerimizi yıkamamız lazım. Evde dahi hijyen kuralına dikkat etmemiz lazım. Çok yakın ve sık sık bir arada olmamamız lazım. Günlük D vitamini güneşten eğer alabilirsek almamız lazım. C vitamini almamız lazım. Uykumuza dikkat etmemiz lazım. Organik beslenmemiz gerekiyor. Uykumuza dikkat etmemiz lazım. Ve mümkün olduğunca pozitif düşünmemiz lazım. Ve çok da kalabalığa girmemek lazım diye düşünüyorum. Daha önce söylediğiniz gibi gülelim diyorsunuz değil mi? Her zaman gülmemiz lazım. Harika. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.